Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyicileri. Hepinize günaydın. Ben Tekin Arşap. Evet, bugün de günlerden manşet diyoruz ve haftanın ilk gününde 4 Mayıs'ta haftanın ilk günü genelde pazartesi sendromu diye anılır ama bence öyle koşullandırmamak gerekiyor. Çünkü nasıl koşullandırırsanız o şekilde gider. Bu nedenle ben iyi bir başlangıç, iyi bir haftanın başı olduğunu düşünmenizi istiyorum. Tabii yine sizlere kötü haberler vereceğiz. Tabii yine birazdan bir haberle oturup düşüneceğiz. Bir haber buldum. Dün televizyonlarda, haber bültenlerinde geçiyordu. Çok şaşırdım. Hani bazen deriz ya, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diye. Değil, yani paranız varsa sağlığınız da vardır. Paranız varsa mutluluğunuz da vardır. Paranız varsa aşkınız da vardır gibi 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 bunları çoğaltabiliriz. Ama gerçek mutluluklar mı bunlar? Hayır. Hani bir çıkara dayalı ilişkiler olsun veya bir çıkara dayalı hayatlar olsun genelde bir yerde tökezler durur. Neden bunu anlattım? Çünkü bakın size bir haber vereyim. Dolar milyarderi diye birini duydunuz mu? 100 yaşına kutlayacak 15 gün sonra. 15 Haziran'da mı? 15 gün sonra mı bir 100 yaşını kutlayacakmış dolar milyarderi. 99'luk Rockefeller 6. kalp takılıyor kendisine. Ona kalp dayanmıyor. 200. yaşımı görmek istiyorum diyor. Ezelciğim amcayı gösterebilir miyiz? Yani amca diyeceğiz de 99 yaşında. Güzel yüzlü, tebessüm ediyor. İşte zengin olunca eskidi bu kalbim kardeşim çıkar şunu tak. İşte yara aldı bu kalbim kardeşim çıkar tak başkasını tak. Ama kalp nakli bekleyen, böbrek nakli bekleyen o kadar insanımız işte bu dolar milyarderi kadar şanslı değil maalesef. Hani çok merak ediyorum ben. Özellikle kalp nakli, böbrek nakli, ilik nakli bekleyen ve parasızlıktan dolayı sıra beklemek durumunda kalan vatandaşlar var, değil mi? Ne deniyor? İşte uygun bir ilik, uygun bir donör bulunduğu zaman deniliyor. Çok merak ediyorum ya, bu amca 6 tane kalp değiştirmiş. Ne kadar şanslı bir adam, değil mi? İlk baktığınızda şanslı mı diye düşünüyorsunuz? Hayır. Parayı bastırıyor, alıyor. Bu kadar basit. Para olmayınca da bekliyor insanlar. İşte hani burada amacımız zenginleri kınamak değil, zenginleri yerin dibine sokmak değil. Ama zenginlerin de artık bu kadar bolluk ve bereket içerisindeyken yanı başındaki aç insanları da görmesini istiyoruz. Veya yardıma muhtaç insanları da görmesini istiyoruz. Ancak bu şekilde değişir hayat, dünya, insanlık. Ancak bu şekilde değişir diye düşünüyoruz. 15 Haziran'da 100 yaşına basacak Amerika Birleşik Devletleri'nden milyarder David son 38 yıldaki 6. kalp naklini geçen hafta yaptırdı. Diyorum ya. Ya benim bu kalbim birine aşık oldu ve onu unutamıyor. Doktor bana yeni bir kalp. Yani adam bunu da söyleyebiliyor. Para çok. Parasını veririm. Yani işte organların dahi, nakillerin dahi paraya dayandırıldığı, paran varsa sağlığından, paran yoksa sağlığından olabileceğin bir hayat yaşıyoruz maalesef ve ne yazık ki. İşte bunun adına yaşam diyoruz. Bazen istediğimiz şeyler istediğimiz gibi yürümüyor, istemediğimiz şekilde yönleniyor. Ama emin olun, ben paranın saadet getirdiğine de inananlardan değilim. Konu açılmışken güzel bir fıkra, bir hikaye var. Onu anlatmadan geçemeyeceğim. En azından böyle başlayalım programa bugün. Eklemen olacak Ezel. Peki. Şimdi bir apartmanda ne tesadüftür ki? Bakın bir de apartmanda bir zengin bir de fakir yaşıyormuş. Bak tesadüfe bak. Zenginle fakir aynı apartmanda oturuyor. O fakir hangi cüretle zenginin oturduğu apartmanda oturuyor? O da ayrı bir soru ama. Ama sonuçta belki de ders vermek niyetiyle bir fıkra veya işte ibret alınması niyetiyle böyle bir durum söz konusu olmuş. Zenginle fakir aynı apartmanda oturmuş. Şimdi
Fakir aile çok mutluymuş. Kahkaha sesleri ta yukarılardan duruyor. Zengin her zaman üsttedir ya. Zenginimiz de üst katta oturuyor. Kahkahaları duruyor. Eşiyle oturup konuşuyor. Ya arkadaş, paramız var, her şeyimiz var ama mutlu değiliz. Biz onlar gibi gülemiyoruz. Kocasına diyor ki hanımefendi, in bak diyor. Nasıl mutlular? Ne yapıyorlar? Bu mutluluğun reçetesi nedir? Gerekirse para ver al demiş kadın. Adam da inmiş aşağı. İyiymiş ya komşu, şöyle bir konuşalım, konuşalım. Ya bizim her şeyimiz var, sizin hiçbir şeyiniz yok. Ama siz çok mutlusunuz. Yani bu mutluluğunuzu neye borçlusunuz? Bu mutluluk nerede var, ben de gidip bundan alayım demiş. Fakir aile de dönmüş demiş ki zengin adama, bizim bir altın topumuz var demiş. Biz onu birbirimize atarız, öyle neşe kaynağımız bizim o. Neyse buldum diyor. Bundan basit ne var ki, nasıl olsa zenginim diyor. Gidip bir altın top yaptırıyor. Hanım çözümü buldum, hatta çözümü ayağına kadar getirdim diyor. Neymiş çözüm? İşte altın topları varmış. Bunun gibi ben biraz daha büyüğünü yaptırdım. Biz zenginiz ya. Birbirlerine atıyorlarmış. Kahkaha atıyorlarmış. Kadın da bu muymuş bütün sır? Evet. Birbirlerine atarken altın topu, tabii altın topu ağır. Kadının ayağına düşer, ah der. Erkeğin ayağına düşer, vah der. Mutluluğu olamazlar. Ya git diyor, bunun bir formülü vardır. İn aşağı, bak bu nasıl oynanıyormuş. Onu öğren demiş kocasına. Kocası da iniyor. Ve diyor ki, ya biz altın top yaptırdık ama atıyoruz çok ağır. Canımızı acıtıyor. Gülmek yerine ağlıyoruz artık. Feryadı figan içerisindeyiz. Tabii fakir aile gülüyor. Diyor ki, bizim altın topumuz çocuğumuz. Biz çocuğumuzla mutluyuz. Ve çocuğumuzun geleceği için onunla mutlu bir hayat geçiriyoruz demişler. Formül böylemiş. Ne anladık buradan? Ezel diyor ki, güzel. Ne anladık bundan? Bir sen, bir ben, bir de bebek diyor. Evet. Ezel'in şarkısıydı o. Evet, mutluluk. İstediğiniz kadar çok paranız olsun, eğer yüreğinizde kalp taşıyorsanız, merhamet taşıyorsanız ve eğer vicdanınız varsa, emin olun dünyanın en mutlu insanısınız. Cüzdanınız isterse bomboş olsun, hatta hiç cüzdanınız olmasın. Yeter ki vicdanınız, yüreğiniz, merhametiminiz olsun ve insan sevgisi de olsun içiniz. En mutlu insan sizsinizdir. Evet Ezel, eklemeni bekliyorum. Yok, bunu söylemeyelim. Şimdi ticarete dönecek. Ezel diyor ki, insan vücudunu parçaladığından şu kadar falan falan böyle yok öyle şey. Yok öyle şey. Organ mafyasına, organların satılmasına karşıyız. Organların hiçbir şekilde para karşılığında satılmasına veya yapılacak organ bağışları karşılığında para talep edilmesine karşıyız. İnsan yaşatmak, eksik olan bir uzvu, eksik olan bir organı varsa mevcuduyla değiştirmek insanlık adına güzel bir çalışma olacaktır. Organlarını satışa çıkaranlara da yuh olsun diyoruz. Ne olursa olsun organ satışı bence doğru bir yaklaşım değildir. Ama tabii ki yapanlar yok mu? Var. Bu işin üzerinde ticaret yapan yok mu? Var. Organ mafyası bile var. Bunu da kınıyoruz. Tweetlere geçelim. Geçmeyelim tweetlere, videolarımız var. Evet, videolarımız arasında neler vardı onları da aktaracağız sizlere sevgili izleyicilerimiz. Biliyorsunuz hafta sonu seçime doğru programımız vardı. Seçime doğru programımıza AK Parti Mersin Milletvekili adayı Sayın İbrahim Gülcanlı'yı konuğumuzdu. Kendisiyle Mersin'i konuştuk, daha çok Mersin'i konuştuk. Mersin'le ilgili projeler hakkında bilgiler almaya çalıştık. Seçildikleri takdirde Mersin'e neler yapacaklarını sorduk. Tabii ki Sayın İbrahim Gül iktidar partisi olmanın avantajıyla bu kente birçok yatırımların yapıldığını ve bunların görmezden geldiğini dile getirdi. Biz de neden, yani o zaman insanlar bu kadar yatırım yapıldıysa neden görmüyor? Yani neden bilmiyor diye sorduk. Kendileri de bir öz eleştiri yaptılar. Evet haklısınız, burada bizim de hatamız var. Yaptıklarımızı biz kamuoyuyla, vatandaşlarımıza paylaşamadık, yeterince paylaşamadık dedi. Ve bir farklı soru daha vardı sevgili izleyicilerimiz. Dedik ki bu sefer
genel merkez Mersin'den bakan aday göstermedi. Hayırdır dedik, ne oluyor dedik, bir strateji değişikliği mi dedik. Çünkü biliyoruz ki hükümet Mersin'i çok istiyor. Evet, bir strateji ve bence mantıklı bir strateji. Çünkü buradan çıkacak, bu bölgeyi tanıyan insanların aday olması ve onların seçili Mersin'e katkı sağlamaları gerektiği yönünde genel merkezin bir teveccühü olmuş diye cevap aldık. Gerisini de Sayın İbrahim Gül'le yaptığımız sohbetten dinleyelim. Bana göre dediğiniz gibi bir strateji değişikliği bir avantajdır. Neticede bu bölgeyi tanımayan bir bakanın gelip buradan birinci sıradan aday olması, belirli süreç içerisinde bölgeyi tanıması, insanları tanıması, teşkilatı tanıması gerçekten bir zaman ve süreç alıyor. Evet. Şimdi biz bu seçime avantajlı gidiyoruz. Neden derseniz, geçmişte bizim AK Parti'nin il başkanlığını yapmış, deneyimli, tecrübeli, en azından 4 yıllık bir burada hizmetler yapan, Mersin'in nerede eksiği fazlasını bilen bir eski il başkanımız birinci sıradan aday. Ve diğer adaylarımız da özellikle bu bölgede görev yapmış, bürokrat niteliğinde bazı görevlerde bulunmuş. Bu bölgenin çocuğu, bu bölgenin memleketin çocuğu dediğimiz aday arkadaşlarımızla birlikte ben inanıyorum ki bu dönem diğer seçimlere rağmen avantajlı bir şekilde giriyoruz. Şunu ifade edeyim, tabii AK Parti Genel Merkezimiz bu konuda tüm inisiyatif orada. Evet. Ama AK Parti diğer siyasi partilerden farklı olan bir tarafı var ki her seçim döneminde sadece bizim bölgemiz değil, Türkiye genelinde en az 70 ile 100 arasında milletvekilini değiştirmek suretiyle bir sinerji oluşturmakta. Yeni jenerasyona yer vermekte ve siz de biliyorsunuz ki 3 dönemlik olan kuralını da ısrarla devam ettirip o 3 dönemi de şu anda uygulamış durumda. Dolayısıyla bizim bölge milletvekillerimizin de bu konudaki kanaatini ve yapmış olduğu çalışmalarının neticesinde genel merkezimiz böyle şeyi, bu sıralamayı takdir etti. Herhalde ben şunu ifade edeyim. Bu konuda Mersin'e yeni bir enerji, yeni bir vizyon, yeni bir kadroyla başlamanın daha uygun olacağı kanaatine vardı. Bakın, ben eksikliklerden önce şunu ifade edeyim. Mersin 70 yıllık tarihi boyunca alamadığı hizmetleri AK Parti döneminde almıştır diyoruz, bu bir. Bunlar yeterli mi? Değil. Bakın, 2003 ile 2014 yılları arasında AK Parti hükümeti tarafından Mersin'e 13 milyarlık yatırım gerçekleşmiş. Neler? Şimdi tabii bunlar neler dediğiniz zaman emin olun öyle hizmetler yapmışız ki Mersin'de 70 yılda yapılamayanları biz bu son 10 yıl içerisine yapmışız. Nedir o? Mesela şu anda biz Mersin'in turizm dediniz. Turizmde eğer bir altyapınız yok ise siz bunu gerçekleştiremezsiniz. Turizm dediğiniz zaman Antalya ülkemizde lider olmakta. Ama bu teki taraftaki bir 300-500 kilometrelik mesafedeki Mersin bu turizmden faydalanamakta. Bunun sebebine geldiğiniz zaman sizin bağlantı yollarınız olmamasından kaynaklanıyor. Bakın, AK Parti iktidarı döneminde ilk defa hiç kimsenin giremediği Antalya-Mersin arasında duble yol çalışmaları devam ediyor. Evet. Bitirilen kısımlar da hizmete açılıyor. Şu anda yaklaşık 23 tane tünel dağlar delinmek suretiyle yapılıyor. Bu şu demektir, biz Mersin'e kimsenin cesaret edemediği bu yatırımı şu anda gerçekleştiriyoruz. Ve şu anda yatırımlar hızla devam ediyor. Aynı şekilde yine Mersin'in bağlantı yolu olan Silifke, Mut, Karaman, Konya yolu şu an duble yol çalışmaları devam ediyor, bitirilmek üzere. Dönüyorsunuz Mersin'in merkezine öyle yatırımlar yaptık ki Mersinli daha bunun farkında değil. Örneğin şu anda biz Mersin'e hastaneler, sağlık konusunda Toroslar Devlet Hastanesi'ne 250 yataklık ek hastane yaptık. Mersin sınırları içerisinde Erdemli Devlet Hastanesi'ni, Silifke Devlet Hastanesi'ni, Mut Devlet Hastanesi'ni, Anamur Devlet Hastanesi'ni yaptık. Çamlıyayla'ya dahi biz devlet hastanesi yaptık. Ve şu anda Mersin'e yine 1200 yataklı devlet hastanesi temelleri atıldı. Şu anda çok güzel çalışmalar devam ediyor. Evet. Belki Mersinli'nin bundan haberi bile yoktur. Ama neden bakın, yok? Neden yok? Şunu ifade edeyim. Tabii bunları sahiplenip anlatmak lazım. Evet. O da bizim kusurumuzdur diye bunu açıkça da bir öz eleştiri olarak söyleyebiliriz.
Evet ve seçime doğru programımızda konuklarımızı almaya devam edeceğiz sevgili seyircilerimiz. Yarından itibaren yine konuklarımız olacak. Yine sizlerle birlikte Mersin'i konuşacağız. Sizlerden gelecek sorular eşliğinde. Evet, aynı zamanda hafta sonu Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday tanıtım toplantısı da vardı. Edip Burak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi tanıtım. Büyük bir coşku vardı, büyük bir heyecan vardı, büyük bir katılım vardı. Ve işte o görüntüler. Cenab-ı Allah kazandı, mübarek etsin. Sağ olun, sağ olun. Allah'a emanet olun. Değerli hemşerilerim, hepimizin bildiği gibi 7 Haziran'da yapılacak 25. dönem milletvekilliği genel seçimleri vatandaşlarımız için, ülkemiz için, topraklarımız dışında yaşayan soydaşlarımız ve dindaşlarımız için de bir dönüm noktası olacaktır. Sahte cesaret gösterileri altında içte ve dıştaki teslimiyetçilikten kurtulmanın artık zamanı gelmiştir. Yoksulluğa, yolsuzluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe dur demenin zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir. Bugünlerde ülkemizde yıkım üstüne yıkım yaşanmaktadır. Yenilgilerin en koyusu üzerimize devrilmekte, önümüzü kapatmaktadır. Ülkemiz hezimetten hezimete koşmaktadır. Devlet, millet, vatan, bayrak, varoluşumuzun tarihi ve kültürel mirasları linç edilmekte, sistemli bir operasyon geçirmektedir. Öyle bir duruma gelinmiştir ki bugünkü Türkiye ile 1919'lu yılların Türkiye'si neredeyse birebir örtüşmektedir. Milli mukavemetimizin temelleri dinamitlenirken milli birliğimizin hisarları PKK-AKP ortaklığıyla delinmektedir. Türk milletinin olayların tüm iç yüzünü anlatmalıyız. İhanetin maskesini düşürmeli, milli iradeyi milliyetçi iradeye dönüştürmeliyiz. 7 Haziran'ın kazası yoktur. 7 Haziran'ın rövanşı, tehiri, ikamesi, telafisi yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi 25. dönem Mersin milletvekili adayımız. Rotadan çıktığı vakit çıkanları yargılayabilecek Anayasa Mahkemesi vardır. Ama başımızda üzerine namus ve şeref üzerine yemin edip ama anayasayı çiğneyen bir cumhurbaşkanı var. Evet. Geldiği günden beri anayasanın 103. maddesini, anayasanın 101. maddesini ayaklar altına alıp paspas etmiş bırakmış. Her defasında kendisini hatırlatıyoruz. Çiğnediğim bu anayasa üzerine namus ve şeref sözü verdin, onu koruyup kollayacağına dair. Ne çabuk unuttun bu sözleri. 12 yılda milletin neyini unutmadı ki? Hangi değer yargısını unutmadı ki? Kurallarla istisnalar yer değişti bu ülkede. Dün hırsızları parmakla ararken şimdi namuslu dürüstleri parmakla arar hale geldik. Çünkü baştaki güç parmaklarının gücü vicdanlarını örttüğü için herhangi bir hırsızlık anında onu yargılayabilecek kanun kalmadı. Eğer yargılamak üzere kanunlarımız arasında bir şey var ise derhal onu değiştiriyorlar. Öyle söylüyor. İçişleri Bakanı alttaki birime talimat veriyor şu işi yap diye. Evet ve sevgili izleyicilerimiz tabi aday tanıtımları devam edecek ilçelerde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin, onu da aktaralım sizlere.
Evet ve siyaset kızışmaya başlıyor yavaş yavaş da. Siyaset artık hızlanmaya da başlıyor. Çünkü az bir süre kaldı. Artık Allah ne verdiyse diye düşünüyor siyasetçilerimiz ama vatandaş tabii ki sağduyulu siyasetçileri daha çok takdir ediyor. Bunu da söyleyelim. Keşke her söylenene inansaydı vatandaş. O zaman her söylenen söze en yükseği verene oyunu verirdi. Bence vaatlerden ziyade gerçek sorunların ortaya çıkarılıp ve bu sorunların çözümü için nasıl projeler olduğu yönünde bir fikir beyan etse adaylarımız, ki programlarımıza soruyoruz, projeniz var mı, bu konuyla ilgili düşünceniz var mı diye, onlara prim veriyoruz. Evet ve özür dilerim. Evet, hemen gazetelerimize geçeceğiz, yerel gazetelerimize ve Çukurova gazetesine geçeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Çukurova gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda MHP'liden başkası giremez. Burhattin Kocamaz'a sok suçlama. MHP il başkanının koruması belediyede maaş alıyor iddiası var. Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, rüşvet bu kapıdan içeri girmez diye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın göreve geldiği günden bu yana çok sayıda partiliyi işe aldığını, MHP il başkanının koruması EÖ'nün belediyeye bağlı İmar İnşa şirketinden ayda 3 bin lira ücret aldığını ileri sürdü. Ve MHP Mersin adaylarını tanıttığı haberine yer veriyor. Mersin sizinle gurur duyuyor. İşte Torku Sporu, Konya Sporu 3-1 mağlup eden Mersin İdman Yurdu ile ilgili. Tüm halklar yeni yaşam projesinde buluşacak diyor. HDP Mersin Milletvekili adayları açıklamalarında faciadan dönüldü. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri Ali 158 Sahil Güvenlik ihbar hattına gelen yardım çağrısını değerlendirerek 171 kaçak göçmeni kurtardı. Evet ve devam ediyoruz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, şöyle de bir durum var. Bakın. Galiba biz illa siyasi düşünmek durumunda kalıyoruz. Yani bizim gibi düşünmeyeni biz yerden yere vurmayı siyaset olarak biliyoruz. Oysa bu siyaset değil, çirkefliktir. Bizim gibi düşünmeyeni ötekileştiriyoruz. Bu siyaset değil, insanları ayırmaktır. Bizim gibi düşünmeyenler hain ve düşman ilan ediliyor. Bu da siyasetin içinde var olmayacak en büyük tehlikedir. Siyaset bu değildir. Yani siyaset şu an çok kirli ellerde. Çok kirli bir şekilde yapılıyor maalesef ve ne yazık ki Türkiye'de. Şimdi soruyorum ben buradan. Bakın açık ve net soruyorum. Kimseyi korumadan, kollamadan sadece vicdanlara hitap etmek istiyorum. Vicdanı olan herkesin cevap vermesini istiyorum. Siyasi kimliği olanların cevap vermesini istemiyorum. Benim de bir siyasi kimliğim var. Ama vicdani olarak, vicdana sesleneceğim ve vicdanen cevap verilmesini istiyorum. Nedir? Çok merak ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti, CHP, MHP, hatta HDP herhangi biri Büyükşehir Belediyesi yönetimini aldığında ilk yapacağı iş nedir? Bunu vicdanen soruyorum. Yani ay böyle yapmam demeyin. Macit Özcan döneminde gördük. Macit Özcan akrabalarının eşinden, çocuğundan, torununa kadar herkesi işe almış mıydı? Almıştı. Doğru mu? Doğru. Peki Macit Özcan kendi çocuğu bile maaş almıyor muydu? Sanatçı olmasına rağmen alıyordu. Bazı sanatçılar buradan maaş almıyor muydu? Alıyordu. Peki bazı aileler baktığınızda Büyükşehir Belediyesi'ne aile olarak çalışıyorlar mıydı? Sülale olarak, hatta bırakın aile olarak, sülale olarak çalışıyorlar mıydı? Çalışıyorlardı. Peki daha öteye gidiyorum. Eşleri belediyede çalışıyor diye kadınları evde ama belediyede kadroluymuş gibi gözüküp maaş alanlar var mıydı? Vardı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi var. Değil mi? Büyükşehir yönetiminde. Şimdi siz düşünün ki bir siyasi partisiniz ve siyasi parti olarak, mesela şunu da soralım. Sayın Kılıçdaroğlu mesela akrabalarını hiç mi işe yerleştirmedi? Veya bu akrabalar hiç mi çalışmayacak? Veya AK Parti
Bunlar akrabaları hiç çalışmayacak mı? Almayacaklar mı akrabalarını? Hadi ben yüreklere sesleniyorum. Siz Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydınız, akrabalarınızı, yakınlarınızı, tanıdıklarınızı, size oy verenlerin bir şekilde işe alır mıydınız, almaz mıydınız? Sadece bu soruya cevap verilmesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ben şahsen Büyükşehir Belediye Başkanı olsam, ben çevremde, bakın çok açık ve net söylüyorum. Çünkü ben bu haksızlığı onlara yapamam. Çünkü ben bir siyasi mücadele gerçekleştiriyorsam ve o belediyenin başına oylarla, insanların teveccühüyle geliyorsam, bana katkı sağlayan, benim yanımda yürüyen herkes benim yanımda işe girer. Bakın ben bunu yüreğimle söylüyorum. Eğer varsa bu kadar yürekli insan, bu kadar net konuşabilecek insan söylesin. Yani şu an Milliyetçi Hareket Partisi var. Milliyetçi Hareket Partisi üyeleriyle dolu belediye. Ne bekliyordunuz? Cumhuriyet Halk Partisi döneminde de herkes Cumhuriyet Halk Partili değil miydi çalışanların büyük bir kısmı? %90'ı. Yani düşünebiliyor musunuz? CHP'li bir belediye MHP'lilerle doldurmuş belediyeyi diyebilir misiniz? Ve yapar mı bunu sizce? Yapmayın lütfen. Yani biraz da bazı şeyleri gerçekçi gözlerle görmeye çalışalım. Hangi siyasi parti, hangi yönetimin başına gelirse gelsin önce yandaş, akraba, çevresi ve tabii ki ona katkı sağlayanlar ve tabii ki onun üyeleri olacaktır. Yani bu gayet doğaldır. Türkiye'nin başına baktığınızda aynı şey. Yerel yönetimlere baktığınızda aynı şey. Yani hadi buyurun, Yenişehir Belediyesi'nde hiç mi eş dost akraba yok? Mezitli Belediyesi'nde hiç mi eş dost akraba yok? Akdeniz Belediyesi'nde hiç mi eş dost akraba yok? Veya partili yok? Bunlar bence siyasetin olması gerekenleri. Dediğim gibi sıradan bir vatandaşa soralım. Kendi seçildiği takdirde eş dost akraba ve yakın hısımlarını işe alır mı almaz mı? Sadece bu soruyu sorarsak kendimize bir noktayı aşmış olacağız. Sadece oraya kilitlenmeyeceğiz. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu hazır. Hemen Mersin gündemine dair bilgileri alacağız kendilerinden. Ve bakalım Mersin'de neler yaşanacak, neler yaşandı. Evet Ali, söz sende. Günaydınlar İçer TV izleyenlerine, Radyo Klas dinleyenlerine sevgiler, saygılar. Mersin gündeminden kısaca bahsedelim. Mersin'de hafta sonu bir balıkçı teknesiyle kaçak olarak yurt dışına, daha doğrusu Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 174 kaçak Suriyeli göçmen denizde batma tehlikesi yaşayınca bu tekneden bir kişi sahil güvenlik ekiplerini aradı ve sahil güvenlik ekipleri teknenin yerini, konumunu belirlemek için özel bir çalışma yaptılar. Teknenin konumu belirlendikten sonra da Erdemli'deki sahil güvenlik ekipleri ve Mersin merkezde bulunan sahil güvenlik ekipleri bir operasyon gerçekleştirdiler ve açıklardaki bir tekneden 174 kaçak Suriyeli göçmeni kurtardılar ve karaya çıkardılar. Tabii göçmenler arasında çocuklar, engelliler ve yaşlılar, hastalar vardı. Bunlar hemen sağlık görevlileri tarafından tedaviye alındı ve gerekli işlemleri yapıldı ve bu kişileri kandırarak yurt dışına götürmeyi hedefleyen biri Türk, ikisi Suriyeli, 3 kişi de kaçakçı da adli işlemler yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü diyoruz. Yine hafta sonu Mersin'in Tarsus ilçesinde bir boş bir tarlada define arayan 3 kişi tarlada bulunan bir büyük kaya parçasını patlatmak, dinamitle patlatmak istediklerinde yaralandılar ve hastaneye kaldırıldılar. 3 kişinin de hayati tehlikesi devam ediyor diyoruz. Mersin'in Silifke ilçesinde de göreve giden hastayı iyileştirmeye ya da alıp da hastaneye getirmek için görevdeki bir ambulans kaza yaptı ve kaza yerine çağrılan başka bir ambulansla sağlık görevlileri hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Hafta sonu Mersin İdman Yurdu Mersin Stadyumunda Süper Lig'in 29. haftası kapsamında Torku Konyaspor'la karşılaştı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı Mersin İdman Yurdu ve puanını 42'ye çıkardı. Maç sonunda Rıza Çalınbay yapmış olduğu açıklamada
Önümüzdeki haftalarda Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi ağırlayacağız Mersin'de. Tabii bu maçlar öncesinde puana ihtiyacımız vardı ve galibiyet hedeflemiştik ki onu da aldık. Mutluyuz. Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum dedi. Konya Spor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise yapmış olduğu açıklamada bizim yenilgimizin temel nedeni saha içerisindeki yardımlaşmanın ve mücadelenin azlığıydı. Bu maçla ilgili söyleyebileceğim buydu. Bir nevi Aykut Kocaman yenilgiyi hak ettik, yenildik demeye getirdi. Hafta sonu Tarsus'ta önemli bir maç vardı. Eğer bu maçı Tarsus İdman Yurdu alamasaydı, Tarsus İdman Yurdu 3. lige düşecekti, küme düşecekti. Tarsus İdman Yurdu'nun rakibi de Ofspor'du. Tarsus Ofspor'u konuk etti ve sahadan 5-1 galip ayrıldı Tarsus İdman Yurdu. Ve önümüzdeki sezonda da Spor Toto 2. ligde top koşturmayı garantiledi Tarsus İdman Yurdu. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bugün ne olacak diyoruz. Bugün saat 13'te Demokrat Parti Mersin İl Milletvekili adaylarını tanıtacak. Demokrat Parti Mersin İl binasında düzenlediği toplantıyla. Ayrıntılar tabii ki haber bültenlerimizde olacak. Teşekkür ediyorum. Evet ve tekrar birlikteyiz. Ali Gürkan Şamiloğlu'na da teşekkür ediyoruz. Hemen gazetelerimize devam edelim. Yeni Güney Gazetesi. Son anda kurtarıldılar diyor. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri Akdeniz açıklarına kendilerinden yardım isteyen 171 kaçak göçmeni son anda kurtardı haberine yer veriyor. Ve Tarihi Hazine Kız Kalesi haberi var yine sevgili seyircilerimiz. Ve izleyiciden tam not aldılar 14 Mayıs Uluslararası. Pardon, 14. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Mersin'in müzikseverlerinin tam notunu almış sanatçılar, sevgili izleyicilerimiz. Evet, tabii adayların yapmış olduğu geziler, esnaf gezileriyle ilgili haberler de var gazetenin ilk sayfasında. Ve hemen Akdeniz Gazetesi'ne geçiyoruz. Akdeniz Gazetesi de CHP'li Fikri Sağlar'dan Suriyeli uyarısı var. Kaos yaşanıyor diyor. CHP Mersin Milletvekili adayı eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Suriyeli sığınmacıların Mersin'in ekonomik ve sosyal yaşamında kaosa neden olduğunu belirterek önceleri insanlık adına savaştan kaçanlara kucak açanlar şimdi ekmekleri ve canlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle açıkça Suriyelileri istemediklerini belirtiyorlar. Durumun yabancı düşmanlığa dönüşmesi an meselesi uyarısında bulunmuş sevgili izleyicilerimiz. Kaosa neden olduğunu, önceleri insanlık adına savaştan kaçanlara kucak açanlar şimdi ekmekleri ve çantalarının tehlikede canlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle açıkça Suriyelileri istemediklerini belirtiyorlar. Evet, yani Sayın Fikri Sağlar değil miydi geçtiğimiz günlerde Suriyelileri istemediklerini ve Sayın Kılıçdaroğlu değil miydi Mersin'e geldiğinde Suriyelileri göndereceğiz diyen? Burada bir kaos yaşanmayacaktır. Suriyelilerle böyle bir kaosun içine girmeyecektir. Vatandaşlarımız bu konuda sağduyulu olacaktır. Bundan herkesin emin olmasını istiyoruz. Çünkü birileri son zamanlarda özellikle seçim zamanı bu yarayı kaşımaya çalışıyor. Biz bugüne kadar sadece şunu sormak istiyoruz. Suriye mevzusunu ve Suriyeli mevzusunu yeni açanlara ve sadece seçimde aday olanların bu konuyu ele almasını şiddetle kınıyoruz. Neden? Bugüne kadar Suriyeliler 2 yıldır, 3 yıldır burada. Bugüne kadar ne konuştunuz da, 3 yıldır ne konuştunuz da Suriye konusuyla ilgili ve Suriyelilerle ilgili bugün ne konuşma hakkını kendinizde sahip görüyorsunuz? Sadece bu soruyu sormak istiyoruz kendilerine. Yani biz geldikleri günden bu yana kadar bu programda, manşet programında bazı konuların düzene girmesi için, işte Suriye plakalı araçların kaldırılması, kendilerine geçici bir plakanın verilmesi gerektiğini, dağınık şekilde oturmalarının önüne engel olunması gerektiğini, belki bir kamp kurularak bir kampın içerisinde tek ve yek bir şekilde tutulmaları gerektiğini, işte açılacak olan birçok işletmelerde hukukumuza,
kurallarımıza aykırı hareket edenlerin ne gerekiyorsa yasal yönden yapılması gerektiğini ve hukuk tanımamazlık ettiklerinde gerekli yasal mevzular çerçevesine gerekli cezai müeddil uygulanmasını söylemiştik. Peki soruyorum o siyasetçilere, o gün neredeydiniz de bugün Suriyeli mülteci konusunu ağzınızdan düşürmüyorsunuz? Seçim malzemesi yapmak doğru bir şey değildir. Eğer gerçekten bu konuda samimi olsaydınız, Suriyeli vatandaşların Mersin'e geldiği andan itibaren veya Türkiye'ye geldiği andan itibaren çıkardınız, fikrinizi ortaya koyar, projelerinizi ortaya sunardınız. Bunu bugüne kadar yapmayan vekil adayları bugün Suriyeli mevzusunu konuşmaya hakkı yoktur. Ve olmaması da lazım. Bu konunun içinde tuzu dahi olmayanlar bu konuda bu çorbadan bir kaşık almayı kendilerinde cüret göremezler ve görmemeliler. Sevgili vatandaşlar, siyasetçiler size bu konuyla ilgili özellikle sevgili esnafımızı ziyaret ederken, çünkü sizin duygularınızı okşamaya çalışıyor siyasetçilerimiz. Vay efendim, biz Suriyeli vatandaşların sizin için büyük bir sıkıntı olduğunu, işte onların böyle yer açmalarının kabul edilemez olduğunu söyleyen siyasetçiye şunu sorun. 2 yıl önce bunu düşünüyor muydun? 2 yıl önce böyle bir cümle sarf ettin mi, bana çıkart. Gazeteye çıkmış haberini getir veya televizyona çıkmış haberini göster. Ben sana bugün bu söylediklerinde samimi olduğunu söyleyeyim ve oyumu sana vereyim. Deyin bunu, lütfen deyin. Çünkü şu an var ya, ağa da sizsiniz, paşa da sizsiniz. Dikkat edin, bugüne kadar hangi vekil ayağınıza kadar geldi? Gelmedi. Sadece seçimden seçime. Ayağınıza geliyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Ayağınıza geliyor, dükkanınıza geliyor sizinle el sıkışmak için. Ağasınız, paşasınız ve bu ağalığı, paşalığı lütfen kullanın. Ve sorun, sorgulayın. Vekilinizi sorgulayın. Hangi partiden olursanız olun. Partinizin vekilini sorgulayın. Ne yaptı da bugüne kadar, bundan sonra ne yapacak? Çünkü hani derler ya, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Bakıyoruz da, vallahi şu an geçmişte Mersin'e hiçbir hizmet yapmamışlar. Bugün adaysa karşımızda, eğer biz bu düşünceyi göz önüne alacaksak, geçmişte yaptıklarım gelecekte yapacaklarımın teminatıdır düşüncesiyle hareket edeceksek, o zaman emin olun yine hiçbir çözüm olmayacaktır. Devam ederiz. Evet, Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de adım atamazsınız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mersin'de yapmış olduğu açıklamalar sevgili izleyicilerimiz. Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs liderlerinin Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge sınırlarını belirleme konusunda yaptıkları toplantıya Mersin'den cevap vermişti. Sayın Bakan Özgecan Aslan sokağa açıldı. Tarsus ilçesinden hunharca öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adı ailesinin yaşadığı Barış Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa verilmiş bu arada. MHP'den görkemli tanıtıma yer vermiş gazete ilk sayfadan haberi okuyucularına. Ve geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz son gazeteye, yerelde Haberci Gazetesi. Haberci Gazetesi'nin de ilk sayfasına baktığımızda sevgili izleyicilerimiz, trafik terörüne kim dur diyecek diyor. Türkiye'nin güneyinden geçen batı doğu uzantılı 5 devlet yolundan birisi olan ve tüm devlet yolları içinde en uzun olanı konumunda bulunan Mersin ve Adana arasındaki D400 karayolundaki trafik terörü halkı isyan ettiriyor. Son olarak MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut sosyal medyadan ağır vasıtaların sol şeritte seyrettiği görüntüleri paylaşarak bu trafik terörüne kim dur diyecek diyerek duruma tepki göstermiş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Evet ve devam ediyoruz. Tweetlerimize geçeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Hemen tweetlerimizi de aktaralım ve sonrasında ulusal gazetelerimize geçip Türkiye ve dünya gündemini paylaşalım sizlerle. Evet, 4 Mayıs tweetlerine Ali Rıza Öztürk ile başlıyoruz. Sayın Ali Rıza Öztürk, Sayın Davutoğlu hiç inandırıcı ve samimi değil, çok yapmacık, sanki zorla konuşuyor. Bu gidişle AK Parti'yi sıfırlarsa şaşırmamak lazım diyor. HDP ilçe binalarına, seçim bürolarına saldıranlar gerçekten ülkücü gençler mi, yoksa ülkücü görünümde ortalığı karıştırmak isteyenler mi sorusunu gündeme getiriyor. HDP ilçe ve seçim binalarına saldırılar düzenleyerek provokasyon yapmak isteyenlerin oyununa kimse gelmemeli diyor Sayın Ali Rıza Öztürk. Ve geçiyoruz hemen Sayın Aytu Atıcı'ya. Sayın Aytu Atıcı da sabah başladığımız Mersin Erdemli çalışmamızı mutlu bir tanıklıkla noktaladık. Ayşe Hakan Uygun çiftine mutluluklar diyor.
sevgili izleyicilerimiz. Evet. Ve devam ediyoruz yine. Yine Sayın Aytu Atıcı, bugün çalışmaya 6'da Tarsus Hal esnafı ve işçisini ziyaretle başladık. Üretici, işçi, dertli CHP sorunları çözecek. Bakın işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani hal esnafı bugün bu aralar ziyaretçi akınına uğruyor. Hem de vekillerin, vekil adaylarının. Şimdi oradan bir tanesi çıkıp da şunu sordu mu acaba ya? Ya biz de vatandaş olarak galiba çok susuyoruz ya. Yani hakkımız olanı almak için bir mücadelemiz de yok. Yani şunu sorabiliyor muyuz? Ya Allah Allah, ne oldu arkadaşlar? Sabahın 6'sında bizimle birliktesiniz. Biz sabahın 4'ünde buradayız, haldeyiz. Siz sabahın 6'sında bizi ziyaret ediyorsunuz. Hangi dağda kurt öldü diye soruyor musunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Veya aa hoş geldiniz, 5 geldiniz, buyurun çay için. Ama her siyasetçi aynı şekilde. Tamam. Tabii ki misafirperverlik olacak. Tabii ki gelen misafir her türlü en iyi şekilde ağırlanacak ama şunu da sormanızı isterdim ya. Ya bugüne kadar bizi görmeyen, tanımayan bundan sonra bizi göreceğine nasıl inandıracak? Bizim sorunlarımızla ilgileneceğine nasıl inandıracak ki biz oylarımızı verelim? Sadece seçimden seçime geliyorsunuz. Bugüne kadar seçimin üzerinden geçen süreçte kaç defa geldiniz diye soruyor musunuz? Çok merak ediyorum. Ben olsam sorardım. Devam edelim. Sayın Burhan Atik, ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi için söylemiyorum bunu. Diğer partiler için de söylüyorum. Yani vatandaş sorsun, sorgulasın. Evet, 3 Mayıs sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz, Türkçülük Bayramı. Bu konuyla ilgili Sayın Burhan Atik Kocamaz da bir mesaj yayınlamış. Milli varlığımıza ve milli değerlerimize sahip çıkma bilincinin temellerinin atıldığı gün olan 3 Mayıs Türkçülük Bayramımızı kutluyor. Türklüğün ayaklar altına alınmak istendiği bu zor günlerde birbirimize daha sıkı kenetlenmemizi diliyorum demiş. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş Sayın Başkan. Ve Emin Ölker Tarhan, evet, Yeni Malatya Sporu PTT 1. Lig'e yükselme başarısı nedeniyle kutluyor. Başarıların devamını ve önümüzdeki sezon mücadelelerini Süper Lig'e taşımalarını diliyorum demiş. Uzun zamandır ilk kez bir umudumuz var diyor bu arada tanıtım filminden değil mi? Evet, Emin Ölker Tarhan'ın paylaşımı. Kemal Kılıçdaroğlu'na geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kemal Kılıçdaroğlu 19 saat önce medyası özgür olmayan bir ülkede gerçek demokrasi olamaz. Basını özgür olmayan bir ülkenin halkı da özgür değildir demiş. Tüm medya emekçilerin Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlarım. CHP iktidarında basın ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm engeller kalkacak demiş. Sayın Gürsel Tekin'in açıklamalarını hatırlatmak gerekiyor galiba Sayın Kılıçdaroğlu'na. Biz iktidara geldiğimizde şu gazetelere el koyacağız sözünü bugünkü iktidar bile kullanmamıştı galiba. Yani her ne kadar baskı uygulasa da iktidar çok açık ve net bir şekilde bunlara el koyacağız dememişti değil mi Sayın Kılıçdaroğlu? Yani basın özgürlüğünden bahsedeceksek eğer. Sayın Özdemir Çakacak Mersin'i işte bu görüntülerle, çileğiyle, portakalıyla sevgili izleyicilerimiz, karpuzuyla, karpuz hadi Diyarbakır diyelim de. Ama bunlardan oluşan bir kokteyl diyebiliriz. Ama işte Mersin çilek ve narenciye ürünleriyle. Devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Recep Tayyip Erdoğan, teşekkürler Batman, teşekkürler Diyarbakır, yapmış olduğu halkla toplu açılış törenlerinde yapmış olduğu konuşmalarda halkın teveccühüne teşekkür etmiş tweetinden sevgili izleyicilerimiz. Evet ve hemen haber turumuz var, kısa bir haber turumuz var. Haber turumuzu izledikten sonra ulusal gazetelerimize geçip Türkiye ve dünya gündemi paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Rizeliler Buluşuyor etkinliğinde katılımcılara hitap etti. Rizeliler Buluşuyor etkinliğine katılan Erdoğan, hemşerileriyle buluştu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin seçim beyannamesini açıkladı.
Beyannamede emekliye 1400 TL maaş ve 2 maaş ikramiye, sağlıktaki 5 TL ile 15 TL arasındaki muayene katılım payının kaldırılması ve evi olmayan muhtaç ailelere sosyal konutlar yapılmasına kadar pek çok madde yer alıyor. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş seçim çalışmaları kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te miting yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan Demirtaş, seçimler yaklaştıkça sarayı korku sardığını savundu. 7 Haziran seçimleri için güç birliği yapan Büyük Birlik ve Saadet Partisi liderleri medya temsilcileriyle buluştu. Kamalak burada yaptığı konuşmada Fethullah Gülen cemaatinin terör örgütü olarak suçlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı 5 ilin emniyet müdürünü değiştirdi. Batman, Giresun, Malatya, Sakarya ve Tokat Emniyet Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl başbakan olarak Osmaniye'de yaptığı mitingde açtığı pankart sonrası hakkında dava açılan İbrahim Alıcı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Osmaniye mitingi öncesi gözaltına alındı. Kenya'nın başkenti Nairobi'yi sel vurdu. Aşırı yağışların devam ettiği ülkede ilk tespitlere göre 14 kişi hayatını kaybetti. Mersin'de balıkçı teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 174 kaçağı batmaktan sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Bodrum'daysa yine yurt dışına gitmeye çalışan 57 kaçak yakalandı. Evet, ve hemen gazetelerimize geçiyoruz. Akşam gazetesiyle başlıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Akşam gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda seçime kadar cenaze, ceset siyaseti diyor. HDP Kobani'de aylar önce ölen PKK'lılar için bile törenler tertip edip cesetler üzerinden seçim kampanyası yürütüyor. Tabii hiç şaşırmadık. Bugün gazetesi asgari ücret net 1400 lira olacak diyor. MHP seçim beyannamesini açıkladı. Emekliye çift ikramiye, taşeron işçiye kadro, çiftçiye ucuz mazot, evleneceklere faizsiz kredi, sağlıkçıya yıpranma payı verilecek sevgili izleyicilerimiz. Evet ve esnafa vergi ve prim avantajı var. Öğretmen ve engelliye de atama sözleri var. Güneş gazetesi azıttılar diyor. Evet, şimdi Kürtçe bilenler zaten bu yazıyı bilirler. Biz emanet değiliz, biz kadınız diyen bir yazı var burada sevgili izleyicilerimiz Kürtçe. Biliyorsunuz bizim de bir hadisimiz var. Kadınlar erkeklere yani hitap edilerek sizlere emanettir. Kadınlara sahip çıkınız. Kadınlarınıza sahip çıkınız diye. Ama onlar biz emanet değil, biz kadınız demişler bu arada. Evet ve devam ediyoruz. Çok da bunun üzerinde durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Habertürk gazetesi MHP'nin seçim beyannamesi asgarisi 1400 mazotu 1.75 lira. MHP lideri Bahçeli önlem aldı. Vaatlerinin 71.9 milyar liralık maliyetini kaynağıyla açıkladı. Cemevi açılımına yer verdi. İki kez 1.400 lira ödenecek emekliye yılda. Çiftçiye mazot 1.75'ten başarılı öğrenci ve evlenenlere 10.000 lira destek verileceği sevgili izleyicilerimiz yapılan seçim beyannamesi açıklamasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. 71.9 milyarlık beyannameye yer vermiş ve meclis sebze haline döndü. 1987'den beri yer aldığı parlamentoya veda etmeye hazırlanan meclis başkanı Cemil Çiçek, bu toplumdaki gerginin önemli nedenlerinden biri meclisteki salı toplantılarıdır diyor. Yani grup toplantıları. Ve Milliyet gazetesi AB maçını alırız diyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, gönlüm AB'den yana, tam üyelik menfaatimize, maçın galibi biz oluruz diyor. MHP seçim bildirgesini açıkladı. Terör bitecek diyor. Ve Posta gazetesi sevgili izleyicilerimiz, herkesin maaşına 230 lira zam diyor. Özelde ve devlette çalışan herkesin maaşının asgari ücrete denk gelen 1400 liralık kısmı vergi dışı kalacak. Bu da ayda net 230 lira zam demek diyor. MHP lideri Bahçeli 3 Mayıs Türkçülük gününde Ankara'daki Arena Spor Salonu'nda toplumsal onarım ve huzurlu gelecek bizimle yürü Türkiye başlıklı seçim beyannamesini açıklamış. Çiftçilerle ilgili gübre, ilaç, tohum, yem, mazot ve fide gibi temel tarımsal girdileri ÖTV ve KDV ödemeden
alacak diyor. Emekliye Mart ve Eylül'de 1400'er lira olmak üzere yılda 2 kez emekli desteği ödenecek. Evlenecek ihtiyaç sahibi tüm gençlere 10 bin lira faizsiz kredi. Yaş ve prim gün sayısına takılanların mağduriyeti bitecek. Kamu arazileri yoksula tahsis edilecek. Esnaf emekli aylığından destek primi ödemeyecek. Astsubayın intibakı yapılacak. Subayla arasındaki maaş uçurumu azalacak. Atama bekleyen öğretmenler göreve atanacak. Her yıl 700 bin kişiye yeni ve kalıcı iş imkanı. Her çocuk için ailenin yaptığı eğitim masrafının %50'si devletten. 17-25 yıllık zamları başta olmak üzere tüm yolsuzlukların üzerine gidilecek. Yolsuzlukla elde edilmiş varlıklara hemen el konulacak. Cemevlerine devlet yardımı yapılacak. Ayda 200 kilowatt saatin altında elektrik tüketen aileye %75 indirim uygulanacak. Terörle pazarlıklar bitirilecek. İhanete ortak olanlar yargılanacak. Büyükşehir yasası kaldırılacak. Belde ve köyler yeniden kurulacak. Kadın çocuk engelliye yönelik suçlarda zaman aşımı kaldırılacak gibi beyanname içerisinde yer alan başlıklar sevgili seyircilerimiz. Sabah gazetesi ABD İran'a yaklaştı, paralel imam uyandı. Muhaliflerini Acem uşağı diye suçlayan paralel yapı bir anda taktik değiştirip İran imamı Şadi Aydın'ı aktif hale getirdi diyor. Ve devam ediyoruz. Star gazetesi Gül'e söyledim öyle gittim diyor. Pensilvanya tartışmasına Almanya'dan cevap verdi ve paralel hakimlere medyatik koğuş. Korsan kararla Silivri'yi boşaltmak isterken tutuklanıp aynı cezaevine gönderilen darbeci hakimler daha önce Balbay ve Özkan'ın kaldığı koğuşa konuldu. Ve Takvim gazetesi Mayoki ne diyor? İngiliz bisikletçi İstanbul'daki törende mayo değiştirmek istedi. Gezi zekalı medya hemen harekete geçti. Erdoğan'ı protesto etti. Yalanıyla içlerindeki kini ele verdi diyor. Ve Taraf gazetesi saraydan 3 aşamalı plan diyor. İlk aşamada ekonominin başına damadını getirmeyi planlayan saray, ikinci aşamada SPK, İMKB ve Merkez Bankası başkanlarını görevden alacak. Son aşamada ise muhalif sermayeye el konacak deniliyor. Ve Türkiye gazetesi kimse çözüm durdu diyemez diyor. Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarına yer vermiş. Ve geçiyoruz hemen Vatan gazetesi. İşte Türk bombacı, Almanya'daki uluslararası bisiklet yarışını kana bulamak isteyen Türk bombacı Halil İbrahim 35 yaşında. Sabıkası var, patlayıcı yapmayı üniversitede El-Kaide'den öğrenmiş. Ve son gazete Zaman gazetesi en azılı suç şebekesi polise bu kadar zarar veremez diyor. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü teşkilattaki kıyıma böyle tepki göstererek. Ve böylelikle sevgili izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Gün içerisindeki gelişmelerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Seçimin nabzını sizler için tutmaya devam edeceğiz. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde hem İçel TV'den hem de Radyo Klas'tan ortak yayınla manşet programında karşınızda olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, mutlu kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için. Bir başkadır benim memleketim.